pek çok coğrafyada da bu konunun henüz daha gündeme gelmeden, Trump o koltuğa oturmadan biz bütün adımlarımızı atalım bakalım ondan sonra ne olacak diye bekleyişe geçiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'na da bir yandan tabii merak ediyoruz. 24 saatte bitireceğim demişti başkan olduktan sonra. Şimdi bakıyoruz ki Rusya Kiev'e aylar sonra füzeyle, İHA'larla bir saldırı düzenledi. Onun dışında sahada durum buyken Blinken, Trump göreve gelmeden biz Ukrayna'ya daha fazla yardımda bulunalım diye Avrupa'ya gitti, Brüksel'e gitti ama şimdi orada bile artık müzakere temelli çözüm görüşünün ağır bastığını görüyoruz. Süheyla, ne diyorsun? Bütün taraflar Avrupa'da, Amerika'da bu savaşın artık bitmesinden yana gibi gözüküyor. Evet. Görüşler buna odaklanmış durumda. Peki şu an ne oluyor tam olarak? Şu an dediğin gibi herkes pozisyon belirlemeye çalışıyor. Trump göreve gelmeden önce Rusya ne yapıyor? Büyük bir taarruz hazırlığı yapıyor. Özellikle Kursk kritik ilk nokta. Sonra zaten Rusya artık Doğu cephesinde neredeyse istediği bütün noktalara kadar ilerlemişti. Güneyde ilerlemek istiyor. Hem Kursk'taki Ukrayna birliklerini püskürtmek istiyor. 50 binlik bir ordu kurdu. Bu nedenle Kuzey Koreliler de işin içinde başlayabilir her an. Güneyde de ilerleyip Kırım'ın yani üstünde Ukrayna ile bir müzakere masası kurulursa Putin olabildiğince güçlü olmak istiyor sahada. Dolayısıyla Putin'in oyunu bu. Hatta Kremlin bir açıklama yaptı. Putin Aralık ayının ikinci haftasında bir basın toplantısı düzenleyecek dedi. Geleneksel yıllık yıl sonu basın toplantısı olabilir. Orada bir zafer ilanı beklentisi oluştu şimdi. Yani Trump gelmeden en azından Kursk'ta ya da Güney Cephesi'nde bazı zafer ilanlarını Putin etsin ki eli daha da güçlensin dediğimiz gibi. Ukrayna'ya baktığımızda orada nasıl bir telaş var? Ukrayna'da aslında Trump'ı kendi yanına çekmeye çalışıyor. Bir iddia var. Zelenski'nin Trump'a çok karlı bir teklif sunduğu. Siz bizi destekleyin, bize silah desteği vermeye devam edin. Biz de zaten kazanırsak Ukrayna'nın doğal kaynaklarını, doğal zenginliklerini Amerikalı şirketler işletsin. Böylesi bir durum. Trump'ın hoşuna gittiği iddia ediliyor ama sırf bu nedenle de Trump bütün pozisyonundan döner mi bilmiyoruz. Peki pozisyonu ne? Şunu söylüyor, müzakerede bitecek. Müzakereyle, müzakere masasında bitecek ve de artık Ukrayna için toprak taviz vermek kaçınılmaz. Yani Kırım'ı geri istemek gibi bir şey yok. Ama doğuda ne kadar olur, Donbas'ta, güneyde onu bilmiyoruz. Zelenski de böylesi bir pozisyon alma derdinde. Biden yönetimi de Blinken'ı, Dışişleri Bakanı'nı yolladı Brüksel'e. Hem NATO Genel Sekreteri ile buluştu Blinken, hem de Avrupa Birliği'nden meslektaşlarıyla ve şunu dedi: en azından Ukrayna'ya daha fazla silah desteği yapalım. Bizim önümüzde yıl sonuna kadar net bir tablo var. Yıl sonuna kadar Ukrayna'nın alacağı silahlar belli. Ama işte sadece birkaç aydan bahsediyoruz. Tabii. Sonrasında Donald Trump'ın oğlu bile Zelenski'yi alaycı bir şekilde tehdit ediyor. Sosyal medyada şu paylaşımları yaptı Zelenski'ye: artık Amerika'dan harçlık almak için birkaç haftan kaldı. Sonra harçlığını kesin diyor. Yani üstü bu şekilde Ukrayna'ya. Sahada da kritik gelişmeler oluyor. Rusya zaten sadece geçen ay 2000 İHA atmıştı Ukrayna'ya. Şimdi aylar sonra Kiev'i vurdu. Ukrayna'da benim de elim armut toplamıyor diyor. Kırım'da çok kritik bir ismin aracına sabotaj düzenlendi. O görüntü de belki gelir ekranlara. Rusya'nın Karadeniz donanmasında görev yapan üst düzey bir komutanın aracı patlatıldı ve savaş suçlarıyla itham edilen o kişi öldü. Yani Kırım'da Rusya'nın ilhakı altındaki topraklarda bile işte böylesi operasyonlar devam ediyor. Yani bizim için dikkatlerin çevrileceği nokta 20 Ocak'tan sonra Ukrayna olacak ve orada şu anda en avantajlı pozisyonda olan hiç şüphesiz Putin. Tabii ki. Zaten işte bir konuştular konuşmadılar soru işareti olmuş Donald Trump'la birlikte ama evet. Trump zaten Putin'le yakın ilişkiden yana gibi duruyor her bu zaman arada, olduğu gibi. Çok doğru bir noktaya hatırlattın. İşte telefon görüşmesi yaptıkları iddia edildi. Hem de The Washington Post tarafından ama Kremlin yalanladı. Bunu Rus basını şöyle yorumluyor: aslında görüşme büyük ihtimalle olmuş olabilir ama Putin hala bakın ben güçlüyüm, müzakere masasında ben kendi istediğimi söyleyeceğim. Gerekirse görüşmemiş havası yaparım, uzlaşmamış bir lider görüntüsü yaratmak istiyorum diyerek bunu stratejik kapsamında yalanladığı belirtiliyor bu görüşmeyi. O zafer ilanından önce sanki böyle bir görüşme olmamış gibi yapıyor evet. olabilir Rusya deniyor. Şimdi...